Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Meltem'in kitaplığını karıştıracağız. Hemen başlıyoruz. Şimdi Meltem'in kütüphanesinden, Meltem'cim bir yakın çekim alabilir miyiz? Harika kitaplar mevcut. Şimdi Meltem'in kütüphanesinden en sevdiğim parçayı size gösteriyorum. Daha çok karıştırmadım da. Into the Wild. En sevdiğim film. Meltem, senin en sevdiğin film mi? Yani evet. Olabilir mi? Olabilir, evet. Harika. Harika bir CD. Şimdi hemen ilk gözümüze çarpan Game of Thrones şeylerisi. Kitaplara. Saçma sapan. Yüzüklerin Efendisi olsun. Şöyle koleksiyonumsu şeyleri var. Hobbit. Bunları okumadın ama koleksiyon olarak. Türkçelerini okudum. Türkçelerini. İngilizcelerinde bir tek Hobbit'i bitirdim. Diğerlerine daha vaktim kalmadı. Önerir misin peki bu? Öneririm, evet. En güzel kitaplardan bir tanesi. Başka neler var? Mezba 5'i okudun mu? Hayır ama çok Aylin Balboa'nın önerisi olduğu için. Değil mi? O gazla bir aldım, daha başlayamadım okunacaklar listemde ama. Same, benim de aynı şekilde. Buradan peki okuduğun ve çok sevdiğin şeyler var mı şuraya? Devir'i çok sevdim. Devir. Hesse'nin herhangi bir kitabı gerçekten. Yeraltından Notlar. Evet. Sever misin? Hiçbir şey anlamadım. Gerçekten ben çok sevdiğim kitaplardan biri. Bayağı depresif geldi. Hiçbir şey anlamadım. Onun bir de filmi vardı sanki. Hiç bilmiyorum. Var bu Engin Günaydın'ın mı? Gerçekten. Burhan Altıntop'un oynadığı film. O değil mi? Böyle bir film vardı. Yok. Buna bakılsın. Evet. Buna bakılsın. Burada bir sürü zıvaygı dizmişsin. Aynen. Onları üniversitedeyken okumuştum. Kısa kısa diye. Çok böyle güzel. Adamın hikayesi üzücü bayağı. Eşiyle beraber intihar ediyor. Bunu hiç bilmiyordum ben. 45 yaşında, 46 yaşında çok erken yaşta intihar ediyor yatakta beraber. Aa. Beraber intihar ediyorlar, ölüyorlar. Çok çok üzücü. Vay be. Ben çok okumaktan hoşlanmam ama yani birçok şeyini okudum. Hı-hı. Ama fanı değilim. Hoş. Yaşar Kemal'i peki? Onu evet, çok severim. Ama onu okumadım. O kitabını okumadım. Çocuklar İnsandır diye bir kitap var. Onu okudum. Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca. Hiç bilmiyordum bunu. Evet, onu okumadım. Çok çok hoş. Bir daha gelirsem senden alır okurum. Tamam. Sadı Yakmalı mı? Merak ettiğim bir kitap. Simone de Beauvoir. Evet, asla okuyamadığım bir yazar. İsmini yani telaffuz edemediğim bir yazar. Şaka. Salinger'in en çok şu 9 öyküsüne hastayım. Bir şey diyeceğim, Salinger diye mi okunuyor? Bilmiyorum, ben Salinger diyorum. Meltem İngilizce öğretmeni olduğu için onunla disleşmeyeceğim. Hayır tabii ki. Belki Salinger'dir. Hiçbir fikrim yok. Mesela bu yazarı hiç okumadın. Amin. Maluf. Aa! Hiç. Kız Lübnanlı nasıl okumazsın? Hiç okumadım ve okumak istiyorum. Yazgı'nın bu dünya kitabı vardı. Dünya tatlısı bir adam. Yurtta hep görürdüm Yazgı'da bu kitap. Bu yazarın kitaplarını ama hiç okumadım. Evet, ben çok severim. Böyle alır götürür. Bunları okuyayım, bir alayım ben bunları. Şu en baştaki Agato Kristof. Ha, bunu sen söylemiştin bana. Ay, beni dağıttı yani o kitap. Senden bahsetmiştim videomda. Üçleme. Aa evet, bu kitap. Evet, doğru. Şiddetle öneriyor musun? Evet, şiddetle öneriyorum. Tamam, herkes okusun bunu. Çok iyi. Peki bu Amin Maluf'un en sevdiğin kitabı hangisi? Afrikalı Leo. Afrikalı Leo'dan mı başlamalıyız bunu okumaya? Evet. Yo, Semerkant da çok güzel. Semerkant'tan da başlamalıyız. Aa, Tanios Kayası. Yok yok, en güzeli Tanios Kayası. Gerçekten mi? Evet, şu an fikrimi değiştirdim. Tanios Kayası bayağı favorim yani. En güzeli o. Bu zaten bir tık ince. Semerkant bir tık daha böyle Ömer Hayyam'lık bir durum. Afrikalı Leo da. Aa, şeyi okudun mu? Bildiğiniz dünyanın sonunu. Evet. Güzel mi ya? Evet, güzel. Ben bu adamı çok seviyorum. Kitabı. Evet, komik ben, bir adam. Komik. Ben mesela ikinciyi sevmedim. Volvo kamyonları. Naif Süper var. Ben onu hiç sevmedim. Aa, Naif Süper okumadım. Hiç beğenmedim. Anlamadım da zaten kitabı. Evet, alt raf çok kötü. Baya böyle lise, üniversite karışık kitaplar. Alt raf bir tık daha şey. Evet, İlber Ortaylı falan var. Karışık. İlber Ortaylı nefretimizi ne yapacağız peki? Evet ya. Tam yapacak bir şey. Neyse, şu körleşme çok iyi ama.
Buraları keselim. Hatırlamıyorum evet ama olabilir. Çok etkilenmiştim. Olabilir. Ne işte önemli olan o. Etkilendim ama ne anlattığını. Yine böyle öyle bir toplumsal oluyor. Kriz. Böyle oluyor zaten. Dictatorship falan bu tarz şeyler herhalde. Evet. Aa, bayıldın mı? Bayıldım tabii ki. İrem Yılmaz da bayılmış. Evet, İrem Yılmaz önermiş. Ben sizin öneriniz üzerine aldım zaten. Öyle okudum. Gerçekten yoksa mi? Duymamıştım bu kitabı. Evet. Bana İrem Yılmaz önermiş ama ben onu unutup başkalarından öğrendiğim için. Kız çok güzel. Mirası da sizden duyup okumuştum. Sevdin mi? Evet, o da çok zaten iyi. Zaten sen bayağı kitap okuyorsun. Yani zaman ay onları asla okumadım. Niye aldım? Hiçbir fikrim yok. Kalın kapaklı. Evet. İndirimden almıştım. Kapaklı. Evet, hepsi kalın kapaklı. Ama ben asla okumadım. Başladım. Bitiremedim. Ben de başladım. Çok böyle ansiklopedi gibi geldi. Bir sarmadı ve kafa çok dolu olunca okunmuyor böyle şeyler. Evet. Bir tık şey olmalı. İnce kapak. Olsun. Yani. Ama çok güzel. Ben okumak istiyorum. Evet. Ulusların Düşüşü. Evet, o da... Bu kitabımı alan Taha. Taha Serhat Tombul. Lütfen kitabı geri getir. Bu Acemoğlu'nun yeni bir kitabı daha çıktı. Onu evet. Da almadım ama. Dar Koridor mu? Dar Koridor. Bir şey. Okunmalı. Evet. Diyelim. Okumayı kitap önerenler de bugün. Tüfek mikrop çeliği burada da görüyoruz. Evet. Okundum ya. Hocam. Yine yarım bırakılan bir kitap. Ansiklopedi aslında. Yarım olması bile çok iyi. Başlandı ama. Fahrenheit 451'i önerir misin? Tabii ki. Gerçekten evet. Mi? Ben artık distopya okumak istemiyorum mesela. Bana çok da önerir ben misin? De çok sevmem distopik. Ben çok severim de. Hikayeler okumayı ama bu bence çok başarılı. Bayağı kendini bulamayan bir adam her şeyi yakmaya kalkıyor. Öyleydi herhalde. Yanlış bilgiler vermiyor. Kibriti var, mantıklı bence. Yani. Böyle bir şey. Çok çok hoş. Peki bu mesela neden bu sende var? Bunu anlatmak ister misin? O bir arkadaşımın kitabı aslında. Böyle çocukların işte atıyorum native bir eşin var, kocan var diyelim. İngilizce mi konuşmalısın, Türkçe mi konuşmalısın? Ve hangi dili nasıl exposure, hangi sürede exposure'a maruz kalırsa ne kadar da üretebiliyor. Ne kadar aslında bir çocuğun beyni çok açık, ne kadar fazla kelime verirsen o kadar iyi üretebiliyor tam ilk kelime döneminde falan diye. Parenting, yani aslında parentlara yönelik bir kitap. Benim de ilgimi çekmişti çocuklarla ilgilendiğim için. Hoşuma da gitti. Meltem dilci ve öğretmen olduğu için mantıklı. Yoksa ne alaka yani? Hiç. Peki bu kitap mesela senin ay, başlamalı. Dünyanın en saçma kitabı. Kimse kusura bakmasın ama yani herkesin derdi kendine hiç anneanneden babaanneden dert falan gelmiyor. Ne kadar bilimsel de olsa. Evet yani milletin nasıl derdi anneden babadan işte eski yaşanmışlıklardan geçebiliyor. Onu ben çok çözemedim. Ve benim hiçbir derdim anneme sordum, babama sordum. Onların böyle derdin olmadığından bahsetti. Belki büyük büyük anneler, anneanneler, babaannelerde böyle bir dert vardır ama çok benlik gelmedi. Bilemiyorum yani. Bana biraz fos. Aile dizimine inanmıyorsun diye. Hiç inanmıyorum evet. Bir de zeytin ağacı çıktı. Daha korkunç bir şey. Meltem birazcık realist bir insan. Evet. Açıkçası. Şimdi mesela şunu Alamut'u önerir misin ya? Evet. Ondan çok. Önce önce bunu oku sonra Semerkant'ı oku. Diyorsun. Diyorum. Şöyle. Aynen. Alamut'u gösterelim. Bunu ben lisede falan okumuştum ve bayağı etkilenmiştim. Peki Murakami'nin bu kitabını sevdin mi? Hayır. Murakami'nin tek bir kitabını sevdim. Man Without Woman. Gördüğüm kitabı o yüzden göstermemiz gerekiyor. Evet. Bunu bayağı severek aldım. Yorumlarda çok net yorumlar yok. Financial Times, New York Times işte stunning bilmem ne şeyler yazmış. Beni bayağı etkiledi yani evet. Hoş. Çok hoş. Biraz daha yaklaşabilir miyiz? Meltem Hanım. Öfke dansını önerir misin? Uf, öneririm. Çünkü bu bana zaten önerilen bir kitap. Terapistim tarafından. Terapistimiz mi? Yani niye öfkeleniyoruz? Ve bu öfkeyi nasıl regüle edebiliriz? Nasıl başka alanlara yönlendirebiliriz? Kafamızı nasıl dağıtabiliriz? Atlı bir kaynak. İyi kaynak. Tüm merak ettiğim kitaplar sende var ya. Bunu sevdin mi? Hiçbiriyle. Okudum ama hiç hatırlamıyorum neyle alakalı olduğunu. Bir daha dönmek isterim. Ha. Yine böyle varoluşsal bir kriz dönemimde almıştım sanırım ben bu kitabı.
Öyle bir şeydi. Değişim en güzel kitaplarını görüyorum. Selahattin Demirtaş'ın. Selahattin Demirtaş'ın en sevdiğim kitabı hangisi oldu? Okudum hepsini. Devran. Devran. Ben okumak istiyorum. Henüz tamam. Meloşko. Leyla'm da çok iyi. Bir dakika. Devran ama seni sevdim. Evet, Devran bayağı iyi. Kapağı da çok güzel. Devran. Evet. Leyla'm. Hep Anla biti Efsun. Bir de Dan diye bir kitap çıkarmış yeni. Onu almadım ama. Seher. Evet, yok Seher çok iyi değil. Seher iyi kitaplarıydı sanki. Okumak istiyorum. Ece Temel Kur'anlar var. Evet ya, o kadına aşık olabilirim. Ben de seviyorum Ece Muazzez İlmi Çığ'ı hiç okumadım ve çok okumak istedim bir yazar. Bu kadın Mersin'de yaşıyor. Gerçekten mi? Evet, 97 yaşında falan Mersin'de biliyorum, yaşıyor. Oy kullanmaya yaşadım. Falan gitti ya hatta haber oldu. Mersin'de yaşadığını bilmiyorum. Mersin'de yaşıyor bu kadın. Bu arada Meltem de Mersin'de büyüdü. Ve Mersin'iz siz. Efendim. Ben de Mersin'deydim ama. Güneyliler. Doğru. Güneyliler. Çok tatlı, asla bilmiyordum. Evet, Mersin'de yaşıyor vallahi. Peki Sally Rooney'i seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Diyorsun. Bir tek kitabı. Diğer iki kitabını PDF'de okudum. Sevdin mi onu? Sevdim. Normal People falan sevdim. Bence bu da iyi ya. Sally Rooney gerçekten seviyor musun? Yani aşırı büyük problemleri konu alıyor hikayeleri. Hani biz zaten biliyoruz bu problemleri. Ne bileyim homofobikler var, ne bileyim hayat, ekonomi sıkıntıları, evet kavuşamayan aşıklar. Bu tarz dertlerin daha da hikayeleşmesine gerek var mı bilemedim. Beni böyle bir daha da bir derde soktun beni ya. Bilmiyorduk sanki falan oluyorum okuduğumda. Değişik bir bakış açısı. Bilmiyorum. Niye böyle belki bakmamış. Tam ona feminist tatlış bir yazar. Peki Nermin Yıldırım hakkında ne düşünüyorsun? Oy, o kadını ben Melikşah sağ olsun onun tavsiyesiyle ve o kadının röportajını izleyerek aldım. Birkaç hikayesini okudum. Beni böyle bir dağıttı. Gerçekten mi? Yavaş yavaş okumak istiyorum. Hemen bitirmek istemiyorum dedim. Evet, küçük hikayeler vardı sanki içerisinde. Ya da denemeler mi? Ne deniyor bilmiyorum. Dedim ki ben bu kitabı bitirmek istemiyorum. Böyle bir his oldu bende. O yüzden gerçekten çok mi? Yavaş okuyorum onu. Böyle geliyorum, orada tutuyorum. Arada bir alıp elime bir hikaye bitirip geri koyuyorum. Lütfen bitme falan diyorum. O kadar dağıttı beni. Allah Allah. Evet. Ya ben Nermin Yıldırım'ı neyle okudum? Bu kanser olan bir kadın vardı. 29 yaşında kanser oluyor sonra. Dokunmadan. Heh. Ve yani nefret... Ben kitabı yarım bıraktım. Kitap kulübü kitabımızdı. Niye? Yarım bıraktım. Çok cheesy geldi bana. Aşırı cheesy geldi. Hadi ya. O yüzden Nermin Yıldırım'ı okuyamıyorum artık. Biliyorum ben belki onu çok sevdim. Denerim. Evet, denenebilir. Aylin Balboa hakkında ne övgüler de bulunmak istersin? Ay bu kadın nasıl hayatımıza girdi demekle başlamak girdi, istiyorum. Girdi gerçekten. İyi ki de girdi ya. Her yerden beni bir yerden yakalayan bir kadın. Dili çok tatlı. Hem melankolik hem komik. Hiç sağa solu belli olmayan bir yazar. Ne güzel. Çok doğru. Tatlı yani. Kafası bayağı karışıklara çok cevap bir kitap. Peki, Bilge Karasu. Evet. Seni çok okumadım ha. Zaten Mesa bir kitabını okudum ben. Mesa Kesmez sevdiğini. Mesa Kesmez, Nohuto'da, Kalp Ben. O burada yok şu anda. Evet, bu da bayağı demiş. Mesa Kesmez'den hangi kitabını sevdin dedin? Nohuto'da. Nohuto'da ha. Bu da çok başarılı. Aylin'le çok benzetiyorum tarzlarına. Ya, onları da okuyayım. Harika bir kütüphanem var. Korumamcılar şu an erimiş. Onlara babama sendikadan vermişlerdi ya da ne bileyim kuponla mı biriktirip almışlardı. Olabilir. Böyle bir şeydi. Çok eski kitaplar. Çok tatlı. Ama Rabıta bayağı iyi bu arada. Rabıta şu anın Türkiye'sinde nasıl görmüş adam o zaman falan diyebiliyorsun şu an. Görünmüyor da. Meltemciğim çok hoş. Çok tatlı. Evet, bu kadar. Biraz çok da şurada tatlı. Kitaplarım var. Onlar da okunacak. Hangi kitaplar? Şunlar. Onları da gösterelim. Evet. Şu çok atmacayı çok senden duydum aslında. Şu Fournier nasıl okunuyor bilmiyorum. Fournier doğru bence. Onun böyle kısa kısa şeyleri var. Tek yalnız ben değilim bayağı gözüme çarptı. Aşkım! Bu da burada. Bu Niyazi'lerin inekleri mi? Evet Niyazi'nin ödemiş inekleri. Muhtemelen kesildi şu an ya da satıldılar. Oo. Seneler öncesinde alınan. Yerim ben onları. Bu ne? YKY'de Navango. Çok hoş.
Harika bir video. Seni gösteremiyor muyuz zaten? Hayır. Tamam. O zaman Yoda ile kapatalım mı? Evet. Yoda gel. Gel. Gel hadi bay bay diyelim. Bay bay diyelim. Hoşçakalın. Teşekkürler izlediğiniz için.